Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine hakaret nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası ve siyaset yasağı cezası ardından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi grubuna katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ateşledi demek belki de daha doğru olacak. Çünkü gerçekten büyük bir heyecan vardı. Gelmeden önce gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği demeç yayınlanmıştı. Orada İmamoğlu kendisini bir as oyuncuya benzetiyordu. Yani bu Dünya Kupası falan var ya, orada hani bugünlerde çok konuşulduğu için bir as oyuncuya benzetiyordu ve teknik direktör, ki burada Kemal Kılıçdaroğlu oluyor, onun takdirine göre çıkıp işte en iyi şekilde oynayacağını falan söylüyordu. Gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi grubuna gelişi de oradaki karşılanışı da hani as bir futbolcu gibiydi. Hani gazeteci milleti olarak bizler işte Messi, İmamoğlu Messi gibi geldi falan diye de kendi aramızda şakalaştık. Ama şaka bir yana, grupta Özgür Özel grubu yönetti. Grup başkan vekili olarak toplantıyı yönetti. Öyle bir takdim etti ki İmamoğlu'nu, hani son günlerde acaba İmamoğlu gözden düştü mü, efendime söyleyeyim dışlanıyor mu filan şeyleri de hani yalanlar şekilde, yani hakikaten böyle çok uzun bir cümle kurdu. İşte Türkiye için, İstanbul için, Cumhuriyet Halk Partisi için ne kadar önemli olduğunu, işte 2019'da bir değil iki seçim üst üste AK Parti'yi yenerek o koltuğa oturduğunu filan şey yaptı ve çok alkışlandı. İmamoğlu çok alkışlandı. Onu söyleyelim. O yüzden ateşledi sözünü kullandım bir ara. Peki bu nereden icap etti? Yani Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu davet etmesi. Pazartesi günkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında anlaşılan bu konu konuşulmuş. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililerle konuştuğumuz zaman, ya işte öyle bir hava oldu ki işte İmamoğlu kendisine yeterince sahipleniyor mu sahiplenmiyor mu, bu tereddütte kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde de böyle bir rahatsızlık oldu. Konuşulmuş. Dolayısıyla hani rahatsızlık denilen ifade gerçek bir ifade. Ki bazı Cumhuriyet Halk Partili yetkililerle ve milletvekilleriyle konuştuğumda bugün yine meclis kulislerinde, ortalığın da henüz tam durulmadığı izlenimi bende var. İzlenimi bende var. Fakat Merkez Yürütme Kurulu'nda anlaşılan bu konu konuşulunca işte Kılıçdaroğlu da açmış telefonu İmamoğlu'na. Eğer yarın müsaitseniz buyurun gruba bekliyoruz demiş. O da memnuniyetle gelirim dedi. Şeyden sonra da hani toplantıdan sonra meclisten ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine de herhangi bir yorum yapmayacağını ama işte çok memnun olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahiplendiğini görmekten memnun olduğunu da ifade etti. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun o grupta yaptığı konuşmada bir kullandığı bir söz var. İki söz var önemli. Bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alabiliriz, yani kendisini görevden alabilirim ifadesi üzerine. Yani mahkeme kararını beklemeden de Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alabileceği yolundaki ifadesi üzerine konuştu. Şeyi tekrarladı bir kere. Hani daha önce demişti ya, Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınızda kalır diye, onu tekrarladı ama onun üstüne boğarız, boğarız şeklinde bayağı keskin laflar söyledi. Bu bir. İkincisi daha da enteresan. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladıdır. İmamoğlu benim de evladım sayılır. Çünkü aramızda bir baba oğul ilişkisi var onunla. Şimdi bu ilk şeyde, ilk izlenimde sanki hani siyasi bir ilişkiyi sosyal bir ilişkiye çeviriyormuş gibi, böyle hani büyük küçük arasında ilişkiymiş gibi de geliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partililere sorunca çok daha önceden itibaren yani böyle bir ilişkinin, hani bir büyük küçük, aile büyüğü aile küçüğü gibi ilişkinin kurulduğunu görüyoruz. Bunun tabii İmamoğlu'nun altılı masaya Kılıçdaroğlu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak verilip verilmeyeceği, önerilip önerilmeyeceği
ne dair bir işaret vermiyor. Cumhuriyet Halk Partililer kime sorarsanız sorun bizim adayımız genel başkanımız diyorlar. Kılıçdaroğlu. Şimdi burada bir yandan hani şaşılacak bir şey yok. Kendi genel başkanlarının aday olmasını istiyorlar. Öbür taraftan pek dikkat edilmeyen bir nokta var. Bakın pek dikkat edilmeyen bir nokta var. O da ne biliyor musunuz? O da şu. Kemal Kılıçdaroğlu grubunun ki yasaya göre hem işte yasaya ve parti tüzüğüne göre hem parti meclisinden hem de meclis grubundan onay alması lazım. Aldığı bu onaydan sonra kendisini değil de başka birisini mesela Ekrem İmamoğlu'nu mesela Mansur Yavaş'ı aday gösterebilir mi? Gösterebilir. Bu hani meclis grubunun ve partisinin kendisine yetki vermesi sonucu olabilecek bir şey. Bu kapı kapalı mı? Hayır, bu kapı kapalı değil. Bu kapı açık. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin biz Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyoruz demesi, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını istemesi ile sonuçta altılı masanın vereceği karar birbirini henüz bağlar durumda değil. Benim bugün meclis kulisinden aldığım izlenim budur. Yani tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun çok aday olmayı çok istemesi, işte diyelim partinin yaptığı araştırmalarda filan bunu mümkün olduğunu görmesi, efendime söyleyeyim partililerin Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz demesi ile mutlaka Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya kendi adını önermesi arasında henüz doğrudan bir bağlantı yok. Kılıçdaroğlu partisinden yetkiyi aldıktan sonra İmamoğlu da diyebilir, Mansur Yavaş da diyebilir, kendisini de söyleyebilir, başka bir ismi de söyleyebilir. Bu tabii daha önceki yayınlarımızda sizinle tartıştığımız adaylık başvurusu yapınca diyelim İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın İstanbul ya da Ankara belediye başkanlıklarını hani çok zor kazanılmış, çeyrek asır sonra 25 yıl sonra kazanılmış o belediye başkanlıklarını hani kendi elleriyle Adalet Kalkınma Partisi'ne ikram etmesi anlamına da geliyor. Hani bunu da söyleyelim. Fakat hiçbir şey kesinleşmiş değil. Yani bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu kesin aday diyenler bence yanılıyorlar. Bence bütün ihtimalleri göz önüne almıyorlar. Benim bugün meclis kulislerinden aldığım izlenim budur. Meclis kulisleri deyince bir başka konuya daha değinmem gerekiyor. Halkların Demokratik Partisi'nin de grup toplantısı vardı. Orada Mithat Sancar eş başkan konuştu. O da gayet sert bir konuşma yaptı. Çünkü dün İstanbul il binasına giremedi Mithat Sancar. Yani öyle bir polis ablukasına sarılmıştı ki daha önce de işte İstanbul il başkanlarının polis tarafından tokatlanması ve o tokatlanmayı görüntüleyen gazetecinin işte gözaltına alınıp sonra serbest bırakılması, adeta il binasının ablukaya alınması, bir partinin genel başkanının il binasına girememe durumu filan bütün bunları konuştu. İstanbul'un bir faşizm merkezi haline gelmesine izin vermeyeceğiz gibi şeyler söyledi. Filiz Kerestecioğlu, HDP milletvekili, onunla biraz ayaküstü konuşma yaptık meclis kulisinde. Yani şöyle bir kırgınlığını dile getirdi. Ya dedi biz Saraçhane'ye koşa koşa gittik. Yani işte belediye başkanlığının İmamoğlu ceza alınca hemen destek verdik, koşa koşa gittik. Hani biz de böyle bir şey beklerdik dedi. Evet, Kılıçdaroğlu hani bir tweet attı dün. Şeyde bu durumu kınayan. Bugün de meclis grup konuşmasında bu konuya hem de konuşmanın en başında daha Ekrem İmamoğlu olayına gelmeden yer verdi. İşte dedi bir partinin 6 milyon oy almış bir partinin genel başkanı nasıl kendi il binasına giremez? Bu nasıl engellenebilir? Bunun işte çok sert ifadelerle kınadı. Bunun demokrasiyle ilgisi yoktur filan dedi. Ama anlaşılan HDP'liler de biraz daha ne bileyim yakın dayanışma bekliyorlar. Ne bileyim orada işte bazı CHP'lilerin de belki bir iki milletvekilinin de orada işte polis tarafından kuşatılmış durumdaki il binasına gelmesini belki bekliyorlardı. Bu tabii seçim dönemine doğru ittifaklar meselesi canlandıkça, hareketlendikçe bu tür şeyler daha da beklenir hale gelecektir. Daha da
bu konularda hassasiyet artacaktır. Bugün yine meclis kulislerinden benim gördüğüm, size aktarabileceğim önemli bir ayrıntıydı bu. Başa dönersek, Ekrem İmamoğlu olayına dönersek, evet Cumhuriyet Halk Partisi'ni ateşliyor Ekrem İmamoğlu. Bunu gözlerimizle gördük, atılan sloganlarla gördük. Sloganlar işte iktidar, iktidar, iktidar diye oraya işte gençlik kollarından ve vatandaşlardan, CHP'lilerden gelenler olmuştu. Ondan sonra işte hak, hukuk, adalet zaten Cumhuriyet Halk Partililerin artık klasik sloganı haline geldi. Fakat İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ateşliyor. Ama İmamoğlu konusunda henüz karar verilmiş değil. Kılıçdaroğlu her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hararetle destekleniyorsa, bu da Kılıçdaroğlu'nun kendi adını altılı masaya önereceği anlamına henüz gelmiyor. Bu ayrıntıları sizinle paylaşmak istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.